Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün yine Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü bu program tam anlamıyla sizin programınız arkadaşlar. Bugününüz nasıl geçti, neler yaptınız, zamanınızı verimli geçirdiniz mi, kitap okudunuz mu, ders çalıştınız mı, ne yaptınız? Lütfen bizlere ulaşın ve bütün bir gününüzün nasıl geçtiğini bizlere aktarın. Çünkü Nora ablanız bu arada hala. Bir mola veriyorum burada. Hala beni tanımayan arkadaşlarım varsa, beni ilk kez gören arkadaşlarım varsa ben Nora ablanız. Ve hafta içi her gün, yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazar... Değil, tabii ki de değil. Hafta içi, yani sadece pazartesiden cumaya kadar her gün saat tam 4'te burada sizlerle buluşuyorum. Ve sizler için hazırladığım çeşitli şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Bu programda neler mi var? Bence sizin hoşunuza gidecek çok şey var. En güzel tarafı da Tanrı'nın sözü var. Evet, Tanrı acaba ne düşünüyor, neler hissediyor, neler planlıyor, acaba nasıl bir kişiliği var? Bunlar hakkında konuşuyoruz ama bunun dışında sizleri çok eğlendirecek başka bir sürü de şey var. O yüzden Nora ablanızı izleyin bence. Hele bu şu an okula gitmediğiniz boş zamanlarınızda. Bu arada bir kuş sesi mi duyuyorum ben şu an? Bayağı kuş sesi duyuyorum. Ötüyor, dik 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 diye ötme sesleri duyuyorum. Şimdi bir de yağmur mu başladı? Siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Ben duyuyorum. Evet, ben duyuyorum ve bunun sebebini çok iyi biliyorum arkadaşlar. Biz artık biliyorsunuz ki şu anda Nisan ayındayız ve baharı, ilkbaharı iliklerimize kadar hissediyoruz. Ve bu dönemde doğada farklı değişimler yaşanıyor. Ama bugün arkadaşlar 3 Nisan, acaba bugün doğayla ilgili ne oluyormuş biliyor musunuz? Bugün bülbüllerin, o sevimli kuşların yeniden ötmeye başladığı günmüş. Nasıl yani? Az önceki sesler bülbül sesi miydi Nora abla? Evet arkadaşlar, az önceki sesler bülbül sesiydi ama bir dakika, anlamadım. Yani normalde bülbüller ötmüyorlar ve hep susuyorlar ve Nisan'da, 3 Nisan'da mı tekrar ötmeye başlıyorlar? Hayır, öyle değil arkadaşlar. Normalde bülbüller tabii ki de ötüyorlar ama şimdiki gibi değil, bu dönemki gibi değil. Çünkü onlar şimdi bu dönemde, özellikle 3 Nisan'dan başlayarak bundan sonraki günlerde artık kendilerine bir eş bulmak istiyorlar. Evlenmek istiyorlar, bir aile kurmak istiyorlar, tıpkı anne ve babanız gibi. İşte bunun için bence bu bülbüller diğer eşlerini bulmak için seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Çeşitli tonlarda bağırıyorlar, sesleniyorlar ya da ben buradayım, buradayım, gelsene diye birbirlerini çağırıyorlar. Hatta muhtemelen belki de onlara şarkı söylüyor bile olabilirler arkadaşlar. İşte bu yüzden bugün bülbüllerin tekrar ötmeye başladığı günmüş. Yani normalde de ötüyorlarmış ama şimdi artık daha farklı ötüyorlar. Daha farklı bir tonda sesler çıkarıyorlarmış. Dikkatli dinlerseniz bence siz de fark edebilirsiniz. Ve aynı zamanda genelde bülbüller göç ettikleri için şimdi onların göçten dönme zamanıymış. Ve o yüzden muhtemelen şu ana kadar duymadığımız, kış aylarında duymadığımız bülbül seslerini bu dönemlerde bolca duyabiliriz. Ve aynı zamanda bu arada arkadaşlar, umarım ıslanmam çünkü ben hala o yağmur sesini duymaya devam ediyorum. Umarım sizler de ıslanmıyorsunuzdur. Şimdi bunun sebebini söyleyeceğim sizlere. Çünkü Nisan'ın bu günlerinden başlayarak artık bir süre boyunca bahar yağmurları başlayabilirmiş. Bunlara bereketli yağmurlar deniyor. Tabii ki de yağmuru çok seviyoruz ama önemli olan ıslanmamak ve hasta olmamak. Ama bütün bunları yaşarken, yani bülbüllerin sesini duyarken, yağmur sesini duyarken, böyle şıp 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 diye akan damlacıkları duyarken yapmamız gereken şey bence Tanrı'ya teşekkür etmek ve Tanrı'nın bu yaptığı güzelliklerin farkına varmak. Çünkü normal zamanlarda her zaman farklı sesler çıkaran bülbül bu dönemde bambaşka bir ses çıkarıyor. Ya da normal şartlarda bizi üşüten yağmur bu dönem bizi üşütmek amacıyla yağmıyor. Bu dönem bir bahar yağmuru yaşıyoruz, görüyoruz. Ve tabii ki de ıslanmamak önemli ama bütün bunların tadını da çıkarmamız gerekiyor bence diye düşünüyorum. Ve tabii ki bir güzel haberim daha var.
Bu dönemde bence sokağa çıkmaya tekrardan başladığımız zamanlarda doğaya iyice dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Çünkü müjdeli haberim şu ki bu dönemde tekrardan çiçekler açmaya başlıyor ve etrafımızı mis kokularla saran doğa çiçekleri, ilkbahar çiçekleri artık bizlere renklerini göstermeye başlıyor. O yüzden tekrardan ilkbaharınız kutlu ve mutlu olsun arkadaşlar. Keyif yaptık. Şimdi yine sizin çok sevdiğiniz bölümlerden birinde sıra. Acaba hangi bölüm? Ne yapıyoruz biz bu bölümde normalde hatırlıyor musunuz? Tabii ki de öncesinde şöyle bir rahatlıyoruz ve kendimizi bugünkü görevimize hazırlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım sizler de bana eşlik edin. O böyle odadaki koskocaman havayı içimize çekelim. Sonra da dışarı verelim. Burundan alıyoruz, ağızdan veriyoruz. Hadi bakalım. Siz devam edin bir taraftan. Ben de bir taraftan böyle bedenimi esneten hareketler yapmaya başlıyorum. Sizler de bunları lütfen oturduğunuz yerden ya da ayakta istediğiniz şekilde esneyebilirsiniz. Bedeninizi, zihninizi bu göreve hazırlamanızı rica ediyorum sizden. Şimdi arkadaşlar, eğer hazırsanız Nora ablanız artık 5'ten geriye doğru sayacak. Ve 5'ten geriye doğru saydığımda ekranlarınızda bugünün hem o çok ciddi hem de çok eğlenceli olan görevinizi göreceksiniz. Hazırsanız siz de bana eşlik edin. Haydi bakalım 5'ten geriye sayıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. Hastalar için dua ediyoruz. Benim en sevdiğim görev sanırım şu ana kadar bu oldu. Aslında bolca bunun hakkında konuşuyoruz. Tabii ki şu an etrafımızda hastalık haberleri duyuyoruz. Ve bizim bu konuda bir görevimiz var. Evet, onlar için üzülüyoruz. Ama üzülmek dışında yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Dua etmek arkadaşlar. Çünkü bizler Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman bizleri her zaman duyan bir Tanrımız var. Peki acaba Tanrı'ya nasıl dua ediyoruz arkadaşlar? Çok basit. Tabii ki de alıyoruz telefonu elimize, önce bir Tanrı'yı arıyoruz. Çünkü belki de başka biriyle konuşuyor ve şu an bizi duyacak durumda değil. Hadi bakalım o zaman alın telefonlarını elinize, Tanrı'ya bir telefon açalım bakalım. Aa, meşgul çalıyor. Tekrar deneyelim. Bu sefer de açmıyor. Arkadaşlar tabii ki de bu size bahsettiğim şey bir şaka. Çünkü daha önce biz dua etmek konusuyla ilgili bolca konuşmuştuk. Ve hatırladığınız kadarıyla da dua etmek için Tanrı'nın özel bir zamanını kollamamıza gerek yok. Telefon açmamıza gerek yok. Ona mail atmamıza gerek yok. Ya da bir mektup göndermemize hiç ama hiç gerek yok. Çünkü Tanrı bizi zaten her zaman duyuyor. Her zaman düşüncelerimizi bile biliyor. Söylediğimiz her şeyi tabii ki de duyuyor. Ve aynı zamanda biri için dua etmek Tanrı'yı çok mutlu ediyor. Çünkü Tanrı bunu seviyor, bu durumda mutlu oluyor. Sadece kendimizi değil başka insanları da düşündüğümüz zaman bizlerle gurur duyuyor. Ve aynı zamanda bizim dualarımız Tanrı'ya hemen ulaştığı için biz Tanrı'ya dua ettiğimiz zaman bazen Tanrı bizi kırmak istemeyip dualarımızı gerçekleştirebiliyor. Eğer bu Tanrı'nın planına uygunsa çoğu zaman dualarımızı kabul edebiliyor ve gerçekleştirebiliyor. Bizler dualarımızla çok güçlüyüz. Bizim dualarımız normal zamanlarda kullandığımız bir ilaçtan ya da gittiğimiz bir doktordan çok daha etkili.
Düşünün mesela başımız ağrıyor, ilaç alıyoruz, evet geçiyor. Ama düşünsenize, insanların ürettiği, insanların yarattığı bir ilaç bile bu kadar etkiliyse, bütün insanları yaratan Tanrı'nın gücü acaba ne kadar etkilidir? Tabii ki de çok etkili. İşte bu yüzden şu an dünyamızda, etrafımızda özellikle koronavirüsünden hasta olan, zorlanan, acı çeken bir sürü insan var. Ve işte o yüzden bizler dua etmeliyiz. Şimdi birazdan bu konuyla ilgili, bu görevle ilgili sizlere ipuçlarınızı söyleyeceğim. Ama ondan önce dua eden arkadaşlarımızı göreceğimiz minik bir videomuz var. Hadi bir onu izleyelim bakalım. Arkadaşlarımızı gördük. İşte sizler dua ettiğiniz zaman da Tanrı'nın gözünde böyle görünüyorsunuz. Siz Tanrı ile iletişim kurduğunuzdaki dua etmek zaten Tanrı ile konuşmak demektir. İşte o zaman Tanrı çok mutlu oluyor. Bu arada bizler Tanrı'ya her konuda dua edebiliriz. Sadece bir şey istediğimizde değil, bazen Tanrı'ya teşekkür ettiğimizde, bazen onunla hayatımızda olan herhangi bir şey paylaştığımızda, bazen bir şeye sevindiğimizde, bazen bir şeye üzüldüğümüzde ya da tabii ki bazen birileri için ya da kendimiz için bir şey istediğimizde ya da Tanrı'dan özür dilemek istediğimizde her şekilde Tanrı ile konuşabiliriz ve işte bu dua etmektir. Ama bugün bu seçeneklerden özellikle bir tanesini sizden istiyorum. Başkaları için, hastalar için dua etmek. Şimdi gelelim ipuçlarına. Peki neden ben dua etmeliyim acaba diye düşünen arkadaşlarım için ipucu geliyor arkadaşlar. Çünkü duaların ne kadar etkili olduğunu şimdi sizlerle paylaşacağım. Bir tane ayet okumak istiyorum. Yakup bölümünden, Yakup 5. bölümden. Şöyle söylüyor kutsal kitap. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Ne kadar ciddi bir ayet. Bunun farkında mısınız arkadaşlar? İşte bu yüzden dua etmenizin, dualarınızın ne kadar güçlü olduğunu size bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü kutsal kitap, yani Tanrı'dan gelen mektup aynen şöyle söylüyor. İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracaktır. Tabii ki her zaman, bu her zaman, bütün hayatımız boyunca böyle olmak zorunda değil. Bazen Tanrı'nın çok daha iyi bir planı olabiliyor ve bu yüzden o dönem şifa vermek yerine başka bir dönemde şifa verebiliyor veya daha iyi bir plan hazırlıyor o kişi için. Ama hiç fark etmez. Bizler bize verilen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Çünkü kutsal kitap Tanrı'dan gelen mektup. Yani aslında Tanrı'nın kendisi direkt olarak bizden hastalar için dua etmemizi istiyor. Başka bir ayet daha okumak istiyorum. Bu da hangi bölümden? Elçilerin İşleri 28. bölümde şöyle diyor. O sırada Publius'un babası kanlı ishale yakalanmış, ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına giden Pavlus dua etti, ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi arkadaşlar. Şunu unutmayın, bizler Tanrı'nın çocuklarıyız ve bizim Tanrımız şifa veren bir Tanrı. Bizim Tanrımız her şeye gücü yeten bir Tanrı. Öyleyse o zaman biz de onun çocukları olduğumuz için insanlara bizim aracılığımızla Tanrı şifa verebilir. Biz insanlar için dua edebiliriz ve Tanrı bizi kullanarak bizim dualarımızla o kişilere şifa vermiş olabilir. Şunu unutmayın. Kutsal kitapta çok fazla dua var, Tanrı ile konuşma var ve bunların sonunda çoğu gerçekleşiyor. Mesela hatırlıyor musunuz? Acaba hatırlar mısınız? Hanna diye biri vardı kutsal kitapta.
ve onun çocuğu olmuyordu ve o çok üzülüyordu. Ve Tanrı'ya yakarıyordu, Rab bana bir çocuk ver diyordu ve sonra Tanrı ona bir çocuk veriyordu. Ve Hanna bu sırada yaşlıydı. Evet, işte Tanrı'nın mucizeleri son bulmaz arkadaşlar ve Tanrı'nın mucizeleri zaten aslında Tanrı'nın gücünün küçük bir göstergesi sadece. Bu yüzden bizler Tanrı'nın gücünü görmek ve insanların da Tanrı'nın gücünü görmesi için Tanrı'dan şifa isteyebiliriz. Ve işte bütün göreviniz, şimdiki göreviniz bu ve bu ipuçları ile birlikte haydi bakalım sizleri görevinizi gerçekleştirmeye doğru gönderiyorum. Şimdi acaba sırada ne var diye soruyorum sizlere. Hadi bakalım o zaman sırada ne olduğunu birlikte görelim. Kediler kadın sesine daha çabuk reaksiyon verirler. Çapkın işte. Kediler kendilerini kirli bulurlarsa, kendilerini yalamazlarsa ve siz de yıkamazsanız uzun bir süre sizden uzak kalır. Kedilerde ceza algısı yoktur. Sadece ödül algısı vardır. Yani sadece ödüllerle yetinirler. Aynı ben. Bir kedinin 3 veya 3'ten fazla rengi varsa Mart ayında korumanız gerekebilir. Yani dişilerdir. Kediler turunçgillerin kokusundan nefret eder. Kedi sevmiyor musunuz? Portakal yiyin. Siyah kediler genelde diğer renkleri olanla daha sakinlerdir. Yeter ki önünüzden geçmesin. Eski Mısır'da kedisi ölenler yas tutmak için kaşlarını kazıtırlardı. Kedi sevmeyenler herhalde kaş ektirirdi. Çikolatanın içindeki teodromin maddesi kediler için ölümcüldür. Onun için yaptığım çikolata kaplamalı fare icadım maalesef satış rekorları kıramadı. Kedi hapşırığı duymak 4 yapraklı yoncadan daha çok şans getirir. Şaka şaka. Batıl inanç bu. İnanmayın. Arkadaşlar bugün mutlu et köşemiz var. Çünkü bugün biz bahardan bahsettik. Zaten içimiz kıpır kıpır. Dolayısıyla bu sevinçle başkalarını da mutlu edelim istedim. Acaba bugün ne hazırlayacağız? Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kartpostal hazırlayacağız. Böyle içinde kalp olan, sevdiğimiz kişiye sevgimizi belli edebileceğimiz ve böyle bir hediye edebileceğimiz o kişiye bir kartpostal hazırlayacağız birlikte. Ama bunun için acaba hangi malzemelere ihtiyacımız var? Haydi hemen bir görelim. Malzemelerin fotoğraf halini gördünüz. Ben de şimdi bu listeyi canlı canlı göstermek istiyorum. Bir kere zaten yapıştırıcım benim olmazsa olmazım. Her zaman onu yanımda tutuyorum. Sağ kolum gibi bir şey oldu. Onun dışında makasım var. Tabii ki de makas da olmazsa olmaz benim için. Bir kalemim var. Bu kalemi kullanıyorum genelde. Çok hoşuma gidiyor. Her renk var çünkü içinde. Onun dışında arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunlara böyle oluklu gliter deniyor. Yani aslında karton gibi ama böyle biraz daha kalın ve bu elimdeki daha yapışık. Bunların simileri de var. İsteyen bunların similerini de kullanabilir. Onlar daha bile güzel oluyor hatta. Ama ben bunlardan kullanacağım bugün. Oluklu gliter deniyor. Bakayım hatta. Evet, renkli oluklu gliter arkadaşlar. Ve onun dışında tabii ki de bunları istediğiniz renkte seçebilirsiniz. Yine ihtiyacım olan diğer şey böyle elimde gördüğünüz gibi kartonlar. Renkli kartonlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi haydi bakalım başlayalım yapmaya. Bu oluklu gliterlerden bir tanesini seçeceğim. Ben böyle mor olanı seçiyorum, lila olanı. Şimdi bunu alıyorum arkadaşlar. Şunları şöyle şimdilik bir kenara koyayım böyle. Önümü kapatmasın. Bu arada bilgisayarımı da kapatabilirim. Onunla işim bitti. Onu böyle bir kenara alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu oluklu gliterden şirin mi şirin bir kalp kesmem gerekiyor. Kalp yapmaya çalışacağım bundan. Minik bir kalp yapmaya çalışacağım. Şimdi bunun bir yolu var. Çok kolay. Şimdi çok ziyan etmemek için çünkü küçük bir kalp keseceğim. O yüzden bunun böyle ucundan bir parçasını böyle içeri doğru katladım. Kalbin bir tarafını keseceğim. Ve zaten diğer tarafı da çıkmış olacak. Şimdi öncelikle kalemimi alıyorum. Bir kalp çiziyorum buraya. Bu arada bunlar engel oluyor mu? Sormak istiyorum kameraman arkadaşım. Tamam. Şimdi kalemimi aldım.
yazıp yazmadığından emin olmak istiyorum. Evet yazıyor. Arkadaşlar şöyle katladığım yerden kalbin yarısını çizeceğim. Sanki diğer yarısını böyle koparmışlar gibi ya da diğer yarısını yemişler gibi tek tarafını çizeceğim kalbin. O yüzden şöyle şuradan başlıyorum. Böyle iyice parmağımla bastırıp bunu böyle keskin bir şekilde katlıyorum ki işim kolaylaşsın. Şimdi de böyle buradan böyle bir kalbin bir yarısını çiziyorum. Arkadaşlar biliyorum ki kalpleriniz, yürekleriniz kocaman ama buraya kendi kalbimizin büyüklüğünü de çizmiyoruz. Çünkü o zaman kartpostal yetmez, çok büyük yapmamız gerekir. O zaman orta boy bir kalp çiziyoruz. Şöyle aşağı doğru yaptım. Evet. Göstermek istiyorum arkadaşlarıma. Çizdim arkadaşlar. Şöyle nereye, buraya mı göstereyim? Şöyle tek tarafını çizdim gördüğünüz gibi. Şimdi yapmam gereken önemli şey burasını, yani kalbin aslında şu kısmını belirginleştirmek. Çünkü keserken burasını kesmeyeceğim. O zaman şöyle burayı belirginleştirelim. Şu kısmı böyle belirginleştirdim. Gördünüz mü şu belirginleştirdiğim kısmı? Burayı böyle iyice daha böyle koyu bir şekilde çizdim. Çünkü orayı kesmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar hatta bunu biraz daha uzatalım. Böyle yapalım. Evet şimdi arkadaşlar makasımı aldım. Aşağıdan çizgimin olduğu yerden kesmeye başlıyorum. Parmaklarımıza dikkat edelim. Eğer makas kullanmaya çok alışkın değilsek büyük birinden yardım alalım. Çünkü o cici parmaklarınızın kesilmesini, acımasını istemiyorum. Şimdi evet bu arada yumuşacık bir glitter olduğu için çok rahat kesiliyor. Şöyle şuraya kadar kestim. Şimdi üstten devam edeceğim kesmeye. Çünkü o kısmı kesmemem gerek. Şöyle. Burayı da kesiyorum buradan. Of bu baş kısmı yuvarlak olduğu için de birazcık zorluyor beni. Siz bu kadar büyük bir makas kullanmayın. Kendi minik ellerinize daha uygun bir boyutta makas kullanın. Evet arkadaşlar. Bunu ha özür dilerim. Kesmem burayı, bunu komple kesebilirim. Kartonumda uygulamasının oranını şaşırdı arkadaşlar. Ama ne diyoruz? Hata yaptığında üzülme. Çok şükür bir hatamız yok. Bunu böyle keseceğiz tamamen. Ama bu işlemin aynısını kartpostalı kartımızı, yani kartonumuzu keserken uygulayacağız. O yüzden gelişi güzel, rahat bir şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben kestim. Şimdi şöyle açayım hemen göstereyim. Şirin şirin bir kalp çıktı ortaya. Böyle gösteriyorum bu tarafa da. Şirin şirin bir kalp çıktı. Kenarını da düzeltelim. Böyle yamuk yumuk bu kalp kimin kalbi demesinler sonra. Keserek düzelttim. Şöyle. Evet. Kalbim hazır arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hangi kartonu kullanmak istiyorsanız o kartonu elimize alıyoruz ve o kartonu aynı kalp boyutunda küçük bir yerini keseceğiz. Tamam mı? Şimdi önce ben bu kartonumu seçtim ama bu çok büyük. Bunu biraz böyle kısaltacağım. Yani küçülteceğim biraz. Şöyle ortadan büktüm bunu. Hatta bu bile fazla. Şöyle yapayım. Şu bile yeterli olacak benim için. Şu yeterli. Evet. Şimdi şöyle katladım. Eşit boyutta keseceğim. Burası tamam mı? Yok. Burayı da böyle buradan keselim biraz. Şöyle. Şöyle. Artık ne boyutta sizin bir kartpostal yapmak istediğinize bağlı tamamen. Ben böyle bu boyutta yapmak istiyorum ama kenarının çok düzgün kesilmiş olduğundan emin olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle, 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 şöyle. Artık aşağı olan kısmı keseceğim. Çünkü boyut olarak bana bu kadarı yeterli. Böyle buradan kesiyorum, kesiyorum. Şöyle ortadan katladıktan sonra böyle bir sanki kart gibi, gerçekten kart gibi kesiyorum. Şuradan da alalım. Şöyle kestik. Tabi birazcık yamuk oldu. O yüzden bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bununla işimiz bitti. Bunu bir kenara koyalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey kestim ben. Bayağı yamuk olmuş bu. O yüzden şimdi böyle sizin karşınızda tekrar keseceğim. Burayı düzelteceğim. Şöyle. Yamuklukları düzeltiyoruz. Elimize alınca daha iyi görünüyor yamuk olan kısımlar.
Evet, şöyle şöyle kestim. Nur ablanızın biraz gözleri hafif bozuk olduğu için bazen böyle yamuk yumuk bir şey çıkarabiliyor ortaya. Siz bunu yaparken aslında kenarlarını cetvelle çizip ondan sonra keserseniz daha bile iyi yapmış olabilirsiniz. Şimdi böyle kesmiş oldum. Tamam mı? Yapmam gereken şey, bu böyle açtığınız zaman zaten bir kartpostal gibi ama bomboş, bunu doldurmak istiyorum. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bu kalbimi kesmiştim ben. Şimdi bu kalbin ölçüsünde burayı aynı şekilde çizmek istiyorum. Bunu böyle aldım. Böyle geçirdim buraya. Tam ortasına koydum. Ve bunun kenarlarını çizeceğim. Yani böyle çıkan izi kadar çizgi çekeceğim ki yine aynı yerleri kesebileyim diye. Kalemim, yine ihtiyacım oldu kalemime. Kalemimi alıyorum. Şunu da buradan kaldırayım böyle. Kalemimi aldım. Bu sefer de bu kalbin etrafını çizeceğim. Tamam mı? Böyle üstüne koydum. Sabitledim. Kaymaması için böyle parmaklarımla bastırarak etrafını çiziyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Neredeyse çizdim. Şurayı da şöyle birleştirelim artık alt kısmını. Tamam. Şimdi işte az önceki işlemi burada yapacağım. Kalbin bu kısmını böyle iyice kalemle belirginleştireceğim ki orayı kesmeyeyim diye. Orayı orada sabit bırakayım diye. Şimdi yine az önce yaptığım gibi buradan kesiyorum. Tamam mı? Parmağımıza yine çok dikkat edelim. Şu şekilde kesiyorum. Orta kısmına geldik. O kalemle belirginleştiğim yere asla dokunmuyorum. Şimdi buradan itibaren böyle kesiyorum. Evet, kestim kestim. Parmaklara dikkat. Şimdi geldik buraya kadar. Şimdi böyle kestim, kopmadı gördüğünüz gibi. Bunu böyle alıyorum arkadaşlar size göstermek için. Şimdi böyle bir şey çıktı ortaya, gördünüz mü? Ne oldu? Böyle bir şey çıktı ortaya. Bu kalbim 3 boyutlu kalp gibi oldu. Şöyle, gördünüz mü? Bunu böyle katladığımız zaman, ay uçtu. Bunu böyle katladığımız zaman burası böyle açılıyor. Şimdi yapmamız gereken şey, benim bu kartpostalı yapıştırabilmem için başka bir kartona ihtiyacım var. O kartonu alacağım arkadaşlar. O da şu an benim elimde olan yeşil kartonum, tamam mı? Aldım bu yeşil kartonumu. Sanki böyle bunu, o kartonu bunun üzerine yapıştıracakmışım gibi. Şöyle, bilmiyorum ne ölçüde ama ortadan katladım, kesiyorum. Bu çok büyük gelebilir. Biraz daha küçültsek mi acaba? Bakalım bunu koyduğumuz zaman nasıl duruyor. Şöyle, bence fena değil. İyi bir fikir. Tamam, bence bu yeterli bile arkadaşlar. Bakın çünkü bunu içine oturttuğum zaman düzgün bir şekilde olabiliyor. Şimdi yapmamız gereken şey, bu pembe kartonumuzu alıyoruz, tamam mı? Bu kalbin olmadığı yerlere yapıştırıcımı süreceğim. Şöyle açtım yapıştırıcımı güzelce, böyle yapıştırıcımı. Yapıştırıcımı sürmeye devam ediyorum. Şimdi bence artık tamam, yeterli. Şimdi tek tarafına sürdüm öncelikle. Şimdi aldım bu sürdüğümü, böyle içine yerleştirdim tam ortalama ortasına gelecek şekilde. Böyle koyduktan sonra tek tarafını yerleştiriyorum içine. Tamam mı? Tek tarafı yapıştı. Bakalım, evet yapıştı arkadaşlar. Şimdi sıra geldi buna. Bu tarafa da şöyle güzelce yapıştırıcımı sürüyorum. Aslında kenarlarına sürsem bile yeterli. Böyle her tarafına yapıştırıcıyı sürmeme ve ziyan etmeme hiç gerek yok. Şimdi aynı şekilde bunu da kapattım burasını ve şöyle parmağımla bastırdım. Ve açtığımda bakalım nasıl görünüyor. Gördüğünüz gibi zaten 3 boyutlu bir sanki kalp oldu bile ama bunu da kullanmamın zamanı geldi. Şimdi bu kalbi de şöyle bunun üzerine yapıştıracağım arkadaşlar, şu şekilde. Yani bu daha önceden kestiğim oluklu gliterin arkasına, kalbin arkasına yapıştıracağımı sürüyorum şöyle. Ve de bunu alıyorum, bu kalpli yerin üstüne yapıştırıyorum şöyle. Tamam mı? Şimdi böyle kenarlarını biraz hala kalem izi görünüyor. Birazcık alayım onun kenarlarını ben. Siz tabii yapıştırmadan önce alırsanız daha iyi olur. Böyle.
almaya çalışıyorum. Kalbin kenarı dümdüz oldu arkadaşlar alınca. Şöyle yaptım. Bakalım oldu mu? Evet. İyice tabii yapışması gerekiyor. Şöyle. Katlayalım bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Ama biraz kuruması gerek. Normalde bu aslında şöyle olacak. Böyle. Bu şekildeyken. Açtığımda böyle olacak arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Ama yapışmadığı için henüz biraz kurumaya bırakmam gerekiyor. Az önce gördüğünüz gibi 3 boyutlu olacak bu şekilde. Ve tabii ki bence bunun üzerine şöyle bir şey yaparsanız çok da güzel olur. Şu an elimde burada kartonum yok başka ama bu kartonun böyle burayı kapatalım. Bunun üzerine bir parça daha böyle karton yapıştırırsanız açtığınız zaman hem üzeri böyle üzerine not yazabilirsiniz buraya. Hem de bunu açtığınız zaman içinde çok şirin bir kalp görünecek. Böyle birkaç boyutlu. Ve buraya sevdiğiniz kişilere not yazabilirsiniz. Mesela anneciğim, anneciğim, babacığım. Buraya da babacığım yazalım. Babacığım, seni çok seviyorum. İşte böyle. Şu şekilde. Evet, şimdiden ellerinize sağlık. Siz de bunu yapın ve sevdiklerinizi mutlu edin diyorum. Haydi bakalım. Şimdi de sırada benim en sevdiğim bölüm. Evet arkadaşlar, bugün birlikte çalışacağımız, öğreneceğimiz hikayede Tanrı sözünde Tanrı'nın insanları, İsrail halkını nasıl kurtardığına dair bir bölüm okuyacağız birlikte. Tanrı'nın kurtarıcı gücünü göreceğiz. Tam da dua konumuzla ilgiliydi. Dedim ya size, Tanrı'nın gücü bu dünyadaki herkesten, her şeyden, ilaçlardan, doktorlardan daha fazladır diye. İşte burada da Tanrı'nın halkını nasıl kurtardığına dair bir hikaye okuyacağız sizlerle. Haydi bakalım. Tanrı kurtarıyor. Yusuf ve kardeşleri yaşlanıp öldüler. Hatırlıyorsanız dün Yusuf'la ilgili çok güzel bir hikaye okumuştuk birlikte. Çok duygusal bir hikayeydi. Zaman geçmiş tabi aradan, çok zaman geçmiş. Yusuf ve kardeşleri yaşlanıp öldüler. Ama çocuklarının çocukları Mısır'da kaldı ve orada kocaman bir aile haline geldiler. Sonrasında başka bir kral ülkeyi yönetmeye başladı. Ama bu Firavun Yusuf'u hatırlamıyordu ve Tanrı'nın halkını pek sevmiyordu. Onları kölesi haline getirdi, dövdü ve çok ama çok çalışmaya zorladı. Yani kısaca İsrail halkına, yani Yusuf'un böyle soyuna, diğer onun devamından gelen kişilere çok kötü davrandı. Tanrı'nın halkı onları kurtarması için Tanrı'ya yakardı. Tanrı onları duydu, İbrahim'e verdiği sözü hatırladı. Halkıyla ilgilenecekti. Onları kurtarmanın yolunu bulacaktı tabii ki de Tanrı. Bir gün Musa koyunlarını otlatırken gözüne bir şey ilişti. Musa, evet Musa çok sevdiğim bir karakter benim. Çok garip bir çalı gördü Musa. Çalıdan alevler çıkıyordu ama yaprakları yanmıyordu. Yani böyle bir şey olamaz normalde. Eğer alev çıkıyorsa alev o otları yakmalı. Biraz daha yakından bakmaya karar verdi. Musa diyen bir ses duydu. Musa korkuyla geri çekildi. Çalı onunla konuşuyordu. Nasıl olabilir arkadaşlar? Çalı nasıl onunla konuşuyor? Halkımın ağlayışını duydum dedi Tanrı. Gözyaşlarını gördüm. Bu yüzden gelip onları kurtaracağım. Firavun'a git ve halkımı bırakmasını söyle. Musa korktu ama Tanrı ona ben seninle birlikte olacağım diye söz verdi. Böylece Musa Firavun'a gitti. Firavun diye başladı söze Musa. Tanrı diyor ki, Tanrı mı diye çıkıştı Firavun. O da kimmiş? Hiç duymadım. Tanrı'yı nasıl duymamış olabilir? Musa devam etmeye çalıştı. Tanrı halkını salıvermeni istiyor dedi. Neden öyle yapacakmışım canım dedi Firavun. İstemiyorum, bunu yapmayacağım dedi ve Tanrı'yı dinlemedi. Bu yüzden Tanrı Firavun'a 10 tane uyarı verdi ve bunlara bela denir arkadaşlar. Maalesef Firavun onu dinlemediği için sonradan çok üzülecekti. Önce Tanrı Nil Nehri'ni kana dönüştürdü. Kimse suyundan içemez hale geldi. Yine de Firavun gitmelerine izin vermedi. Çok inatçıydı. O zaman Tanrı her yerde hoplayıp zıplayıp vıraklayan kurbağalar gönderdi.
Yatağında kurbağa, saçında kurbağa, çorbanda kurbağa, her yerde kurbağa. Çok korkunç. Ben hayal bile edemiyorum ama bence Firavun Tanrı'nın ne kadar güçlü olduğunu farkında değildi. Söyle gitsin bu kurbağalar diye haykırdı Firavun. Sonra halkının gitmesine izin vereceğim. Böylece Tanrı kurbağaları durdurdu. Ama Firavun fikrini değiştirdi. Gidemezsiniz dedi. Bu sefer Tanrı milyonlarca sivrisinek gönderdi. Çünkü Tanrı halkının özgür olmasını istiyordu ve Firavun sürekli onunla inatlaşıyordu arkadaşlar. Yine de Firavun hayır dedi. O zaman Tanrı bir sürü at sineği gönderdi. Gözünde, burnunda, her yerinde sinekler vardı. Çok korkunç. Hayal bile edemiyorum arkadaşlar. Ve artık Firavun Tanrı'yı dinlememeye devam edince Tanrı onun gibi daha kötü şeyler gönderdi. Hastalık ve ondan çok daha kötü ve acı şeyler. Her seferinde Firavun tamam belayı durdur, gitmelerine izin vereceğim diyordu ama sonra vazgeçiyordu. Sonunda Musa Firavun'u son defa uyardı. Ve Firavun yine onu dinlemeyince bu defa Tanrı çok daha kötü bir şey gönderdi ona. Çünkü Tanrı özgür olmasını istiyordu halkının ama Firavun onları bir türlü bırakmıyordu. İşte o zaman Tanrı Firavun'a ve halkına gerçekten çok kötü bir şey yaptı. Ve Tanrı dedi ki, eğer dedi siz kendi evlerinizin bana ait olduğunu, kendi halkına söyledi bunu. Dedi ki İsraillere, eğer siz kendi evinizin bana ait olduğunu, yani benim çocuklarım olduğunu kanıtlarsanız, bir iz koyarsanız eğer evlerinizin üzerine, o zaman o evlere hiç zarar vermeyeceğim. Hiç zarar gelmeyecek o evlere dedi Tanrı. Ve gerçekten öyle oldu. İşte bu acı olaydan sonra, Firavun'un başına gelen ve halkının başına gelen o çok kötü şeyden sonra Firavun artık kararını vermişti. Gidin diye bağırdı. Gidin buradan. Böylece o gece Musa ve Tanrı'nın halkı Mısır'dan ve kölelikten kaçtı. Artık köle değillerdi. Artık kimse onlara zarar veremeyecekti. Sonunda özgürdüler. Tanrı'nın halkı her zaman bu harika kurtuluşu hatırlayacaktı. Bu kurtuluşa Fısıh adını verdiler. Ama daha da büyük bir kurtarış yoldaydı. Pek çok yıl sonra Tanrı bunu yine yapacaktı. Yeniden halkını kurtarmak üzere gelecekti ama bu sefer onları sonsuza dek özgür kalmak üzere kurtaracaktı ve bu kurtarıcı Mesih İsa'nın kendisiydi. Gelecek hafta arkadaşlar Paskalya'nın gelişiyle ilgili, yani aslında Tanrı'nın bizim için hazırladığı o muhteşem ve büyük kurtarış planı ile ilgili konuşmaya başlayacağız. Çünkü Paskalya bize çok yaklaştı. Onun heyecanı içindeyim ve sizlerin de aynı heyecanla beklemenizi istiyorum. Pazartesi yine aynı saatte buluşmak üzere. Bugünlük benden bu kadar. Nora ablanız sizi çok seviyor. Heyecanınızı ve sevincinizi kaybetmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.